Merhabalar arkadaşlar, ben Ebru Hoca. Bugün sizlerle 9. sınıflarımızın 1. dönem 2. yazılı videosunu çekeceğiz inşallah. Malum sınav haftanız yaklaştığı için arkadaşlar bu videoyu sizler için hazırladık. Eminim ki bu videonun size faydası olacaktır. O yüzden sizden bir ricam var. Baştan sona bu videomuzu dikkatli bir şekilde izlemenizi ve not almadığınız önemli olan yerleri de not almanızı istiyorum. Öncelikle arkadaşlar dinin tanımını yapalım. Din nedir? Din sözlük anlamı bakımından kanun, itaat, teslimiyet anlamları olan en genel tanımla da arkadaşlar Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen kişilerin kendi tercihleriyle kabul ettiği ve onları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıracak ilahi hükümlerdir. Yani arkadaşlar bu din Allah tarafından gönderilmiştir, değil mi? Yani dini gönderen Allah'tır. Gönderilen şey nedir? Vahidir. Yani vahiy derken de İlahi hükümlerdir. Allah tarafından gönderilen ilahi mesajlar, insanlara göndermiş olduğu ilahi mesajlara biz vahiy diyoruz. Bu vahiy insanlara ulaştıran, aktaran yani tebliğ vazifesini biz bunu aynı zamanda da tebliğ diyoruz. Tebliğ vazifesini üstlenen kişiler de kimlerdir? Peygamberlerdir, değil mi? İnsanlara ilahi mesajı yani vahyi insanlara aktarır. Bu şekilde de arkadaşlar böyle bir şema yapmak gerekirse de bu şekilde dini gönderen Allah, gönderilen vahyi getiren ise yani vahyi getiren ise peygamberdir. Demek ki dinimizin tanımı bu. Allah dini gönderirken arkadaşlar insanların özgür irade vermiştir. Bu insanlar özgür iradeleriyle yani kendi tercihleriyle İyi kötüyü doğru yanlış seçebilirler. Yani bu konuda Allah insanları özgür bırakmıştır. Ama özgür bırakırken de peygamber göndererek Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an-ı Kerim göndererekten de neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu insanlara yani bizlere öğretmiştir, değil mi? O şekilde de yani insanı başıboş bırakmamıştır aslında. Özgür irade vermiş ama başıboş bırakmamıştır da diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle de fıtrattan bahsedelim bir de sizlere. Fıtrat nedir? Fıtrat her varlığın doğal yapısı, mizacı diye de söyleyebiliriz. Yani sözlük anlamı bakımından. Şimdi dini konudaysa arkadaşlar kişilerin Allah'a inanacak bir içsel duyguya sahip olduklarını ifade eden kavram. Yani bu ne demek? Kişi, Peygamber Efendimiz'in hatta bu konuda bir sözü vardır. Her insan fıtrat üzere doğar. Yani dine inanma, Allah'a inanma inancıyla doğar. Yani işte o fıtrat kavramı bunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani kişiler bir doğduklarında yani bebekken bile yani bir inanacak bir içsel duyguya sahipler. İşte biz bu duyguya fıtrat diye adlandırıyoruz. Bir de Hanif'ten bahsedelim. Hanif neydi? Hanif yanlış ve çirkin olanı reddedip iyi ve güzel olanı kabul etmek demek. Yani aslında şöyle Hazreti İbrahim'in inancı içinde verilen bir isim. Demek ki Hanif neymiş? Kötü olanı, kötü davranışları reddetmek, iyi ve güzel davranışlara yönelmek. İşte bu şekilde yapılırsa da arkadaşlar Hanif inancına sahip olmuş oluruz. Yani bu şekilde. Yani o zaman da arkadaşlar hatta yani cahiliye toplumunda putperestlik hakimken ve de diğer inançlardan da hakimken Hanif az da olsa Hanif inancına sahip kişiler vardır arkadaşlar. İşte demek ki Hazreti İbrahim'in inancı olarak da biz Hanif olarak söyleyebiliriz. Yani Hazreti İbrahim inancı için verilen isimdir diyebiliriz. Evet. Şimdi insan arkadaşlar nasıl bir varlıktır? Hem maddi ihtiyaçları olan hem de manevi ihtiyaçları olan bir varlıktır, değil mi? Şimdi maddi ihtiyaçları nedir? Yeme, içme, uyuma, barınma vesaire siz de ekleyebilirsiniz buna. Yani bunlar kişinin maddi ihtiyaçlarıdır ve kişi bunları dünya hayatında ne yapar? Yiyerek, bir şeyler yiyerek, içerek, uyuyarak, barınarak vesaire karşılar ihtiyaçlarını. Aynı zamanda insanın bir de arkadaşlar manevi ihtiyaçları vardır. Gördüğünüz gibi manevi ihtiyaçları vardır. Manevi ihtiyaçlar derken de zaten 5 duyu organımızı algılayamadığımız nedir onlar? Sevme, inanma, güvende hissetme gibi insanın manevi ihtiyaçları vardır. Şimdi inanma dedik ya, işte din insanın manevi hayatının doyurulması için gönderilmiştir. Yani inanma ihtiyacını ne karşılar?
din karşılar değil mi arkadaşlar? İşte o zaman manevi ihtiyaçlarda demek ki din insanın manevi ihtiyacını karşılıyor, doyuruyor. İnsana yalnız olmadığını hissettiriyor değil mi? Kişi dine inanarak, yani Allah'a inanarak bu dünya hayatında yalnız olmadığını, en yakın ona Allah'ın yakın olduğunu hisseder. Mesela sıkıntılarla karşılaştığında ne yapar? Dayanma gücü şey yapar. Çünkü psikolojik olarak sağlam karşılık verebilmek ve ölüm sonrası sorularına da cevap olabilmek için bu durumları karşılar arkadaşlar. Yani bunu karşılayan nedir? Dindir. Demek ki dinin bu şekilde insan hayatına etkisi var. Manevi ihtiyacını din doyuruyor. Evet, bu şunu da söyleyebiliriz bu şekilde. Şimdi iman ile İslam kavramları geçiyor. Şimdi imanla İslam birbirine karıştırılabiliyor. İmanla İslam. Aslında bir nevi benzer tanımlamaları var ama bir yerde farklılığı var. Çünkü İslam daha geniş kavramda. İman ise arkadaşlar daha dar anlamda. Yani biz hatta bunu daha önceki konu anlatım videolarımızda orada da anlatmıştık. Hatta biraz daha bu konuları biz ayrıntılı olarak anlatmıştık orada. İsterseniz ayrıntılı bir şekilde, isterseniz konu anlatım videolarımızdan da yararlanabilirsiniz. Bu yazılı videosu olduğu için arkadaşlar biraz da hani önemli olan kısımları alıp daha kısaltma yaptık. Şimdi şöyle ne yapmıştık biz bunu? İslam demiştik şuradaki. İçindeki kavram adı iman demiştik. Bunu nasıl tanımlamıştık? Çünkü İslam imandan daha geniş kavramda. Yani nasıl? Şimdi iman eden kişiye ne diyorduk aynı zamanda? İman eden kişiye mümin diyorduk değil mi? Onu da bilelim. Mümin. Peki İslam dinine giren kişiye de Müslim diyorduk değil mi arkadaşlar? Müslim ya da Müslüman da diyebiliriz. Gönülden benimsemek. İmanı tanımlayalım ilk önce. Gönülden benimsemek demek. Yani peygamberlerin getirdiği ilkelere, yani vahye, Allah'ın göndermiş olduğu ilahi mesajları da diyebiliriz. Tüm içtenlikle kalben inanmak ve doğru kabul etmek nedir? O kişi o şekilde kabul ederse mümindir. Yani iman sahibidir. İşte biz bunu arkadaşlar iman diyoruz. İman da demek ki kalben tasdik. Tasdik derken kalben onaylamak söz konusu. Hatta şöyle yazalım. Kalben tasdik söz konusu değil mi? Tasdik. Tasdik neymiş o zaman? Tasdik onaylamak demek. Bakın bunları da kesinlikle, bu kelime kavramlarını unutmayalım, anlamlarını. Onlar da önemli. Tasdiğin onaylamak olduğunu bilmezsek kalben tasdikte biraz şey yapabiliriz. Hani az çok anlamından çıkartabiliriz ama yine de biz tasdiğin onaylamak olduğunu bilelim. Demek ki iman nedir? İlahi mesajları kalben tasdik. Yani peygamberin getirdiği, Allah tarafından gönderilen vahyi kalben tasdik ediyorsak iman oluyor. Bir de İslam'dan bahsedelim. İslam kelime manası teslim olmak demek arkadaşlar. Barış demek. Şimdi peygamberlerin getirdiği din ilkeleri, yani vahyi, ilahi mesajları kalben onaylayıp dil ile bu inanışı söylemek. Fark ettiyseniz imandan farkı olarak İslam'da aslında İslam şöyle diyebiliriz. İslam imanın görünen tarafı. Öyle de diyebiliriz. İslam demek ki imanın görünen tarafı. Yani kalben onaylamakla birlikte aslında bu esasları arkadaşlar biz dil ile söylüyorsak, dil ile ikrar ediyorsak, hatta dil ile ikrar diye de tabiri de var. Bunu da bu şekilde de söylüyoruz. Söylemek manasında ikrar. Dil ile söylüyorsak ve davranışlarımıza, yani bu esasları amele döküyorsak, ibadete döküyorsak biz buna İslam diyoruz arkadaşlar. Yani biraz daha davranışa dökme manasında var burada İslam'da. O şekilde hem kalben onaylamakla birlikte davranışa dökme var. Demek ki farkı bu arkadaşlar. Daha geniş kavramda. İslam imanın görünen tarafı. İman da İslam'ın görünmeyen tarafı da diyebiliriz. Yani bu şekilde de şöyle tanım yapabiliriz. Demek ki iman ve İslam'da, ama arkadaşlar böyle bir farklılıklar olsa da esas olan ne? Allah'a bağlılık. Yani Allah'a teslimiyettir. Onu da o şekilde söyleyebiliriz. Şimdi kelime-i tevhidden bahsedelim bir de. Kelime-i tevhid nedir arkadaşlar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Evet, kelime-i tevhid bu şekilde. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Anlamını da yazalım hemen buraya isterseniz. Siz de isterseniz hemen not edin. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah yoktur. Yoktur. Yani la ilahe illallah kısmı Allah'tan başka ilah yoktur'u şey yapıyor. Hani anlamını veriyor. Muhammedun Resulullah ve Muhammed onun Resulüdür diyoruz. Muhammed onun, yani Allah'ın şöyle
onun Resulüdür. Allah'ın elçisidir diye diyebiliriz. Resulüdür. Evet, Resulüdür derken Allah'ın elçisi diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki kelime-i tevhidin anlamı bu. Genelde sorularda gelebilir. Dikkat edelim buna. Kelime-i tevhidle kelime-i şehadeti sorabiliyorlar. Bunun ikisini karıştırmayalım. Kelime-i tevhid la ilahe illallah diye başlıyor. Kelime-i şehadetten zaten şehadetin şeysinden eşhedünün şeysini kodlayabilirsiniz. Aklınıza da öyle de gelebilir. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Yani ben şahitlik ederim ki, siz de isterseniz hemen yazın. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu arada kalemimize bitti, hemen değiştirelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bunu mutlaka not edin. Genelde hocalarımız bizden bunu sorup anlamını sorabiliyorlar. Dikkat edelim o yüzden. Arkadaşlar, bir insanın mümin olabilmesi için, yani İslam dinine girebilmesi için en başta getirmesi gereken şartlardan birisi de kelime-i şehadet getirmek, değil mi? Hatta İslam'ın 5 şartından birisinde 1. kelime-i şehadet getirmek, 2. namaz kılmak, 3. oruç tutmak, 4. zekat vermek, 5. hacca gitmek diye sayıyoruz. İşte demek ki en başta yerine getirmesi gereken şeylerden birisi ne? Kişinin İslam dinine girebilmesi için şartlardan birisi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid diyebiliriz aynı şekilde. Ama bunların ikisini birbirine karıştırmayalım lütfen. Şimdi arkadaşlar, imandan bahsettik biraz önce, değil mi? İman neydi? Allah tarafından gönderilen vahyin, yani ilahi mesajların kişiler tarafından kalben onaylanmasına ne diyorduk biz? İman diyorduk. Peki bu iman nasıldır? Yani çeşitlerine bir bakalım. İman ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birisi icmali iman, birisi de tafsili iman. İcmali iman ve tafsili iman. Bunlar ne demek peki hocam derseniz? Hemen bakalım icmali imana. İcmali iman, gönderilen dini hükümleri toptan kabul etmek ve inanmak arkadaşlar. Yani eğer bir toptan kabul etmek varsa, İnanmak varsa, buradaki ifadeye dikkat edelim. Buna biz icmali, toptan iman. Yani toptan iman da diyebiliriz. Yani o şekilde de söyleyebiliriz. Hatta ben bunu bu şekilde toptan iman da diyebiliriz. Şöyle anlamı da bu şekilde de verebiliyorlar çünkü toptan iman. Tafsili iman da arkadaşlar, ayrıntılı iman aslında. Onu da o şekilde de anlam verebiliriz. Ayrıntılı iman. Ayrıntılı iman. Diğer bir adı demek ki neymiş? Ayrıntılı iman. Yani gönderilen dini ilkelere ayrıntılı bir şekilde inanmak. Yani ayrıntılı derken işte o dini ilkeleri araştırmak, soruşturmak, ondan sonra kabul etmek. Tafsili imana giriyor arkadaşlar. Yani bir kişinin mümin olabilmesi için icmali imanla iman etmesi hani yeterli olabiliyor aslında. Ama yani esas olan da şu, şöyle tafsili imana da yönelmesi gerekiyor. Yani nasıl desem, mesela bu dini esasları araştırsa, soruştursa, kabul etmesi o şekilde daha iyi olur o kişinin için. Yani bir şeyi zaten Peygamber Efendimizin de aynı şekilde hadislerinde tavsiyesi bu. Yani bir bilgiyi öğrendiğinizde ilk önce araştırmamızı, soruşturmamızı istiyor. Ondan dolayı arkadaşlar, ama bu şu anlama gelmiyor. İcmali imana sahip kişi mümin değil mi hocam? Hayır. Mümin tabii ki de. Yani icmali imana inanmak, imanlı olmak yeterli aslında İslam dinine girebilmesi için, ama yani tafsili imanda tavsiye, yani o şekilde söylüyorum. Yani daha ayrıntılı bir şekilde inanmak daha iyi olur. Yani dini hükümleri, Allah'ın esaslarını araştırmak, soruşturmak, yani ve o şekilde de inanmak, bilgi sahibi olmak çok güzel bir şey sonuçta, değil mi arkadaşlar? Ondan dolayı tafsili iman onu tavsiye edilmiş Peygamber Efendimiz tarafından en başta. Evet. Amentü. Amentü nedir arkadaşlar? Dinde iman esasları olarak bilinen ilkelere inandım anlamındaki öz ifadeyle verilen isimdir. Amentü'yü sorabilirler. Genelde çıkıyor sınavlarda. Dikkat edelim Amentü'nün. Yani bizim bu İslam inanç esaslarımız var ya, mesela bunlar nelerdi? 6 taneydi. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kader ve kazaya iman. İşte bu bir 6 tane saydığımız inanç esasına, yani öz ifadeyle arkadaşlar, yani inandım manasında, yani o manada var. Bu amentü tabiri kullanıyor. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet.
Şimdi gelelim diğer bir sayfamıza. Şimdi yakın bilgiden bahsedelim bir de arkadaşlar. Yakın bilgi çıkabiliyor sınavlarda, dikkat edelim. Genelde yani parça içerisine çıkıyor, yakın olarak geçiyor. İşte yakinin anlamını bilmediğimiz zaman orada parçayı anlayamayabiliriz. Ondan dolayı yakın bilgiyi bilelim. Yakın bilgi, hatta hocanız şöyle de sorabilir. Yakın bilginin tanımını da sorabilir. O yüzden dikkat edelim buna. Yakın bilgi ne arkadaşlar? Yanlış olma ihtimali bulunmayan, kesinlik derecesine doğru bilgiler. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar bunda yanlışlık ihtimali yok. Yani kesin bilgidir. Yakin bilgi derken neymiş o zaman? Kesin bilgi. Kesin bilgi. Yani bunun zıttı arkadaşlar. Yakin bilginin zıttı. Zıttı nedir? Şüphedir. Zıttı, yakinin zıttı daha doğrusu. Zıttı şüphedir. Şüphe. Şüphe. Yani demek ki bu bilgide, bu bilgi esasında ne var? Şüphe. Herhangi bir şüpheye yer yok. Tamam? Evet, şimdi Esma-ül Hüsna'dan bahsedelim bir de. Esma-ül Hüsna arkadaşlar, duymuşsunuzdur belki daha önce tanımını. En güzel isimler Allah'a aittir anlamında kullanılan kavram. Yani Allah'ın en güzel isimleri manasında Esma-ül Hüsna. Şimdi Esma zaten isim anlam bakımının isimler anlamı veriliyor. Hüsna da güzel isimler. Yani Esma-ül Hüsna tabiri arkadaşlar Allah'ın en güzel isimlerini ifade ediyor. Hatta Allah'ın 99 tane ismi vardır, değil mi? Allah'ın sıfat ve isimlerini bilmek tevhid inancına götürür arkadaşlar. Yani Allah'ın sıfatlarını bilmemiz, isimlerini bilmemiz bizim Allah'ın bir ve tek olduğu inancına götürüyor. Yani tevhid aslında bu demek. Yani ne demek? Allah'ın bir ve tek olduğu inancı. Siz de isterseniz hemen notunuza ekleyebilirsiniz. Bu kavramımız da önemli. Genelde tevhid inancına soruyorlar. Allah'ın bir ve tek olduğu inancı. Evet. Demek ki Allah'ın isimlerini bilmemiz o yönden de tevhid inancına götürdüğünü de öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar İslam inancının özelliklerinden bahsedelim bir de. İslam inancının özelliklerinden birincisi ne? Özgür tercihe dayalı olarak seçilmelidir. Demek ki arkadaşlar İslam inancında özgür tercih söz konusu. Nasıl söz konusu? Sonuçta Allah-u Teala bizlere arkadaşlar özgür irade vermişti. Hatta ben bize biraz önce size dinin tanımını yaparken söylemiştim. Kişiler kendi özgür iradeleriyle ne yapar? İyi kötüyü, doğruyu yanlış, iyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Demek ki İslam inancının özelliklerinde özgür tercihe dayalı olarak seçilmelidir. Evet, bu şekilde. Yani esas ne yapılmalı? Özgür tercih söz konusu. Yani zorla bir şeyi kişiye zorla bir şeyi inandırtamazsınız arkadaşlar. Yani dinimizde zorlama yok. Yani herkes özgürdür bu konuda. Ondan dolayı kişiyi serbesttir. Hani Allah serbest bırakmıştır kişileri tercih konusunda. Ondan dolayı zorla yapılan iman, inanç yanlıştır. İman esasları sabittir arkadaşlar, değişmez. Yani bu konuda kesindir. Yani herhangi bir değişikliğe uğramaz iman esasları. İman esasları kesindir. Yani nedir arkadaşlar? Biraz önce de biz bu tanımı öğrenmiştik. Yakindir, değil mi? Yakindir. Yani dogmatik de değildir arkadaşlar. Yani sonradan olmuş vesaire değildir. İman esası demek ki baştan beri kesindir. Çünkü zaten Kur'an ve hadislerden oluşur. Biz burayı, hatta ben burayı yazarken de eksik yazmışım, kusura bakmayın. Kur'an ve siz de isterseniz hemen oraya ekleyin. Kur'an ve hadislerden oluşturulmuştur. Oluşturulmuştur. Evet. Oluşturulmuştur. Demek ki zaten demek kaynağı neymiş arkadaşlar? Kur'an ve hadislermiş. Kur'an ve hadisler olarak kaynağı varsa zaten iman esasları haliyle de zaten şüphe yok. Yani kesin bilgilerdir. Dogmatik değildir. İmanda şüphe bulunmamalıdır. Değil mi arkadaşlar? Şüphe olursa zaten kesinliği kalkar haliyle. Zaten şüphe yakinliğin zıttı neydi? Şüpheydi. İman ümitsizlik anında yapılmamalıdır. Yani kişi tam da artık nasıl desem size, ölüme yakın, yani ne denir ona, can boğaza geldiğinde denir, değil mi? Can boğaza geldiğinde yapılmamalıdır iman. Onu da o şekilde söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar iki tane daha madde ekleyelim isterseniz sizlerle birlikte buraya. İman eden kişi Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemelidir, değil mi? Onu da yazalım hemen. İman eden kişi Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Ümidini şöyle de hemen ekleyelim şuraya. Ümidini kesmemelidir. Evet.
Demek ki arkadaşlar biz ne yapacağız? Mesela küçük bir günah işlediniz. İşte Rabbim beni affetmeyecek, benim tövbemi kabul etmez, ben kesin böyle şeye gideceğim, cehenneme gideceğim vesaire. Böyle Allah'ın rahmetinden ümidini kişi kesmemelidir. Yani Allah affedicidir, affı sever. O yüzden arkadaşlar günah işlememeye dikkat edelim. Eğer işlersek de ne yapacağız? Bol bol Allah'a dua edeceğiz, tövbe edeceğiz. Evet, iman eden kişi demek ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli. Bir de arkadaşlar iman konuları alaylı olarak konuşulmamalıdır. Buna da dikkat edilmesi gereken bir şey. İman konuları maazallah alaylı bir şekilde konuşmak çok yanlış. Konuların alaylı olarak konuşulmamalıdır. Demek ki buna da dikkat edeceğiz, değil mi? Konuşulmamalıdır. Evet arkadaşlar, demek ki İslam inancının özellikleri bunlar. Siz de hemen isterseniz 7 ve 8. maddelere bunları ekleyebilirsiniz. Yani sizin aklınıza gelen başka bir İslam inancının özelliği varsa, mesela imana şirk, yani Allah'a eş koşma sokulmamalıdır gibisinden, böyle de bunu da ekleyebilirsiniz isterseniz. Bunları şey yapar isterseniz 7 ve 8. maddeleri eklersiniz. Şimdi arkadaşlar konumuzu daha iyi anlam adına ne yapıyoruz? Etkinliğimizi hemen yapalım. Sonrasında da zaten dersimiz bitmiş oluyor. Hemen bu etkinliği yapalım sizlerle bakalım. Şimdi Allah'ı zatında, yani ilk önce şu etkinliğimizde şeyleri, kelime kavramlarımızı okuyalım. Amentü, tevhid, yakin, bilgi, kelime-i tevhid. Buradaki boşluklara hangisi uygun sonları getireceğiz. Allah'ı zatında sıfatlarını birlemeye, tek ve eşsiz olduğuna inanmaya. Nedir arkadaşlar? Allah'ın zatında ve sıfatlarını birlemeye tek ve eşsiz tevhid inancıydı, değil mi? Tevhid diye ekliyoruz hemen buraya. Tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesine ne diyoruz? Hemen oradan duyar gibiyim. Kelime-i tevhid diye. Kelime-i tevhid, değil mi? Evet, aferin sizlere. Evet, kelime-i tevhid denir. Yanlış olma ihtimali bulunmayan kesinlik derecesine doğru bilgilere ne diyoruz? Yakin bilgi diyoruz. Evet, yakin bilgi. Evet. Hemen bunu da bu şekilde ekleyiyoruz. Dinde iman esaslarına inandım anlamındaki öz ifadeyle verilen ifade neydi arkadaşlar? Amentüydü, değil mi? Yani inanç esaslarına haliyle de amentüydü. Buradan eledik. Evet arkadaşlar, etkinliğimizde sonuna geldik. Ve dersimizin de haliyle sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rabbim sınavınıza yar ve yardımcınız olsun inşallah. Çok güzel puanlar alırsınız. Hatta 100 alırsınız hepiniz de inşallah. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Ha, yorumlara ekleyebilirsiniz oradan da. Yani sizden gelen güzel haberlerle biz de çok seviniyoruz açıkçası. Hani böyle bir şeye vesile olduysak inşallah oluruz. O zaman sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.